ne olacak kadından ki? Selma bunu neye bela peşine takıp gelmiş hiç anlamadım. Anlamayacak bir şey yok anne. Söyledi ya, teyzesiymiş. Küstü geldi, döndü geldi. Kendi geldi yemeymiş gibi. Bir de şapkadan çıkma teyzesini getirmiş. Biz bu evde it işte bir şey birlikte nasıl yaşayacak ha? Hiç bakma bana öyle Eren. Döndüm ama kırgınım hala. Asla geri adım atmam. Döndüğüne göre hatanı anladın demek ki. Asla geri adım atmam. Anne? Ha? Anlatmadın. Siz Kumru Hanım'la nasıl tanıştınız? Sokak ortasında. Ya yolda yürürken yanlışlıkla çarpıştık. Önüme bakmaydım demeyi de yıldırım gibi çarptı bana. Az kalsın yere kapaklanıydı. Film sahnelerindeki gibi yani. Siz dikkat etseydiniz keşke. O zaman çarpışmazdık değil mi? Ay üstelik yetmedi. Yüzüme domatesi buladınız. Hak ettin. Eve döneceğini düşünmüyordum. Sonuçta hala suçlu olduğumu düşünüyorsun değil mi? Dönerim. Evim değil mi? Özledim. Evini mi? Hı hı. Ay yalnız Erenciğim seni çok beğendim. Yeğenimle de birbirinize çok yakışıyorsunuz. Maşallah. Aynı çatının altında yaşamaya alışmak biraz zaman ister ama. Ufak tefek gerilimler, anlaşmazlıklar olur illaki ilk zamanlar. Ama aşk var ya her şeyin üstesinden gelir. Sizin aşkınız da gözlerinizden okunuyor zaten. Ha, şimdiki aşklar saman alemi kimin? Yanmasıyla sönmesi bir. Aşık insan ele hop diye evinden çekip gider mi hiç? Bazı aşklar tutkulu olur Kıymet Hanım. Eser, yağar, gürlersin. Sonra yine birbirinin omzunda huzur bulursun. Siz bilmiyorsunuz demek. Araya pek girmemek lazım. Hadi biz artık çorbalarımızı içmeye başlayalım. Soğuyacak yoksa. Aa teyze domates çorbası. Sen çok seversin. Eren ya, şu evin haline bak. Ben gidince düzen falan kalmamış evde. Her yer her yerde. Sanırım özlediğin tek şey evin değil. Dönmüş olmam seni affettiğim anlamına gelmiyor Eren. Yanlış anlama da sonra. Öyle mi? İyi. Ben de zaten artık affedilmek için uğraşmıyorum. Çünkü hatalı değilim.